Bu seçimin adı mühürsüz seçimdir. Mühürü yoktur bu seçimin. Bu seçimin sağlıklı iradesi yoktur. Milli irade tecelli etmemiştir burada. Milli irade sabote edilmiştir. Sabote edenler de birilerinden talimat alan ve kendisine yargıç diyenlerdir. Unutmasın. Hiç kimse unutmasın. Bir ülke etrafında hepimiz birleştik. Türkiye'nin bekası için, demokrasimiz için, hepimizin özgürlüğü için, düşüncelerimizi özgürce ifade etmek için hepimiz demokrasi paydasında birleştik. Biz gerçekten de bir tarih yazdık ve bu tarih bir demokrasi tarihidir. Bir demokrasi destanıdır. Hep birlikte yazdık bu destanı. Farklı kimliklerden olanlar, farklı inançlardan olanlar, farklı yaşam tarzlarından olanlar hepimiz demokrasi paydasında birleştik. Bu destanın sahibi sizlersiniz. Sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Yüksek Seçim Kurulu yasaları çiğnemiştir. Yüksek Seçim Kurulu üstüne düşen görevi yapmamıştır. Öyle anlaşılıyor ki Yüksek Seçim Kurulu gücünü haktan, hukukun üstünlüğünden, anayasadan değil, belli bir merkezden almaktadır. Belli bir siyasi otoriteden almaktadır. Belli bir siyasi otoriteden alınan güç, güç değildir. Demokrasiye ihanettir. Siz 11 kişi kendinizi ne sanıyorsunuz da Türkiye Büyük Millet Meclisi üstünde bir güçle kendinizi konumlandırıyorsunuz? Bu referandum şaibeli bir referandumdur. Şaibeyi besleyen de Yüksek Seçim Kurulu'dur. Ve bu seçimin adı mühürsüz seçimdir. Bu seçimin mührü yoktur. Mühürsüz seçimdir bu seçim. Bugün başvuruyoruz. 24 milyon oyun namusu için bugün başvuruyoruz. Namusu için. Hiç kimse unutmasın, söyleyecek söz bitmemiş anlamına gelir. Çünkü o belgenin altında mühür yoktur. Mühür yoksa sözümüz bitmemiştir. Ve şunu da kimse unutmasın. Üsküdar'a geçen, çalınan atını geri alan Köroğlu'dur. Başkası değil. Üsküdar'a geçen, çalınan atını geri alan Köroğlu'dur. Tarih, çalınan atını geri alan Köroğlu'nu yazar. Tarih, çalınan atını geri alan Köroğlu'nu yazar. Tarih, atı çalan hırsızları asla yazmaz.